Hayat Mersin Gazetesi'nin değerli okurları ve izleyicileri. Türkiye'nin gündemi, tabii biz yerel gündemle başlıyoruz ama genel olarak Türkiye'nin gündeminden olaylar hiç eksilmiyor. Bugünkü konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan, 2018'de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olayı. Muharrem İnce biliyorsunuz parti kurma aşamasına geldi ve dün de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Şu an 3 milletvekiliyle birlikte parti çalışmalarına başladı. Şimdi bunun zamanlamasını ben çok önemli buluyorum. Yani Muharrem İnce gibi Türkiye'de popülaritesi yüksek, hatta Cumhurbaşkanı adayı olmuş, %30 küsür oy almış bir insanın hangi sayıklarla hareket ettiğini anlamak gerçekten zor. Tabii bu siyaset bilimcilerin işi, araştırmacıların işi, sosyologların işi, politik arenada yorum yapanların işi. Yani bunu kamuoyuna tam olarak yansıtmak gerekiyor. Tabii ben kendi açımdan yorum yapacağım bunu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de demokrasinin temeli olan, özellikle parlamenter sistem içerisindeki konumunu ve çok partili demokrasiye geçişteki rolünü çok iyi biliyoruz. Bu arada bir sürü de tabii bölünmeler oldu. Cumhuriyet döneminde ikinci adam olan İsmet Paşa Atatürk'ün ölümünden sonra 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ondan sonra Demokrat Parti'ye yine demokratik yollardan yönetimi teslim etti. 10 yıl süren bir iktidardan sonra 27 Mayıs'ı ihlale oldu. Oldu tabii bu çalkantılar Türkiye'nin jeopolitik konumundan, politik ekonomik yapısından kaynaklanan olaylarla 12 Mart, 12 Eylül işte postmodern darbe dediğimiz 98 yılındaki olaylar gelişti ve ondan sonra da Türkiye'de siyasi akımlar, olaylar geliştikten sonra 2002 yılında AKP hükümeti geldi. 19. yılına girdi ve Türkiye'yi şu anda tek adam rejimi diyebileceğimiz bir yöntemle yönetiyor. Parlamenter sistem tamamen ortadan kalkmasa da etkinliği çok azaltıldı. Tabii Cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Ve bu arada halkın ekonomik ve politik tercihleri de ortada. Yani insanlar ekonomik sahiplerden hareket ederek özellikle Ecevit dönemindeki MHP, ANAP ve DSP koalisyonunda yaşanan krizlerden sonra bir çıkış yolu aradı ve insanlar AKP hükümetini iktidara getirdi. Onlar da çok büyük umutlarla ve vaatlerle iktidara geldikten sonra bir süre toplumunda beğenisini kazandı. Hatta %40 küsür oylara kadar gitti. Cumhurbaşkanı seçiminde de 51 küsürle parlamenter sistemin çanına ot tıkadılar ve tek adam yönetimine geçildi. Tabii bu olaylar Cumhuriyet Halk Partisi'ni direkt ilgilendiriyor. Çünkü toplumun ana muhalefet partisi konumunda ve bu yöneticiler baştan aşağıya genel başkanından ilçe örgütlerine kadar, belediye başkanlarına kadar, meclis üyelerine kadar, delegeler üyelerine kadar çok hassas bir konu. Ne yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu arada dediğimiz gibi partiden ayrılan sadece Muharrem İnce olmadı. Mustafa Sarıgül de yeni bir parti kurdu. O da kendi hırsının ön aklı, hırsının gerisinde kaldı. Yani hırs politikada olsun, ekonomide, özel yaşamda çok önemli. Yani hırs aklın önüne geçtiği takdirde ne yapacağını bilemezsin. Yani bunun faydalarını, getirilerini, götürülerini kestirmek çok zor. Bunun bireysel getirisi götürüsü ayrı, bir de toplumsal etkisi var. Burada tabii bizim konumuz Muharrem İnce. Muharrem İnce yani bitmez tükenmez bir hırsı var bana göre. Yani seni bu parti Cumhurbaşkanı adayı yapmış, popülariteni yükseltmiş, kamuoyunun beğenisini kazanmışsın, özellikle CHP tabanında bayağı da yüksek bir oy almışsın. Ve verdiği sözleri de yerine getirmedi yani Muharrem İnce. Çünkü biz de takip ediyoruz. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatta Millet İttifakı'nın ortak adayı diye konuşulurken Millet İttifakı kendi adaylarını çıkardılar ve Muharrem İnce'yi gösterdiler. Eğer ikinci tura kalsaydı belki Türkiye'nin kaderi değişebilirdi ama kalmadı. Yani öyle ya da böyle tartışılır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağı önemli. Yani 18 yıllık Deniz Baykal başkanlığındaki bir CHP bir kaset olayından sonra Baykal çekilmek zorunda kaldı. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapısını genel olarak biliyoruz. Naif, yumuşak ve yapıcı, kavgacı bir tutum izlemiyor. Ama buna rağmen böyle naif ve yumuşak, yapıcı bir
konumu yapısı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu belki Cumhuriyet tarihinde hiçbir lidere liderin karşılaşmayacağı olaylarla karşılaştı. Hem terör örgütünün hedef oldu, hem şeriat yanlısı fundamentalistlerin hedef oldu ve çok büyük hakaretlere saldırılara uğradı. Hatta Cumhurbaşkanı tarafından açılan tazminat, maddi manevi tazminat davalarının sayısını biz de bilemiyoruz. Yani bu aşamada tabii toplumsal bir tepki de var alttan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok pasif olduğunu, daha aktif olması gerektiğini, mücadeleyi daha üst düzeye çıkarması gerektiğini belirtiyorlardı. Bu örgütlere de yansıyor, yani tabana da yansıyor. Tabii bunu çok iyi kullanan bir AKP kadrosu var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o kadar çok güzel kullanıyor ki bunu, iktidarda kalabilmesinin belki önemli faktörlerinden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuşmasında çok ağır eleştirmesi. Sanki iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi varmış gibi bütün sorumluluğu, bütün suçu Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları da bunu savuşturmak için mücadele ediyorlar ama yeterli mi değil mi? Tabii onun değerlendirmesi ayrı bir şeyde platformda yapılır. Muharrem İnce burada bence hırsının aklının önüne geçmesi sonucu, yani bence narsist bir tutumla ortaya koydu. Daha önce işte aday olduğunda, Cumhurbaşkanı aday olduğunda CHP Genel Başkanı'na aday olmayacağını ve sonra Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yemek yedi ve kamuoyuna açıkladı. Aday olacağını, partiyi kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Aslında Muharrem İnce'nin kamuoyunda, toplumda, CHP tabanında bir karşılığı vardı. Fakat 2018 seçimlerindeki o son geceki tutumu, adam kazandı tweetiyle birlikte, bir turu atına bu tweeti atmasıyla birlikte kendisinin politik geleceğinde kararttı. Çok kötü bir kumar oynadı ve bunu kaybetti. Bunu kendisi farkında mı değil mi onu bilemiyorum ama toplumda karşılığını yok ettiler. Yok etti, kendisi yok etti. Çünkü topluma çok şey vaat etmişti ve bu vaatlerini yerine getirmek için de sözünü tutmadı. O gece ortadan kayboldu ve bir gün, iki gün sonra ortaya çıktı. Bu kamuoyunda çok büyük bir tepki aldı. Ve bunun hesabını vermesi gerekirken şimdi de CHP'yi suçlayarak kurucu bir parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli görev alan, layık, sosyal, demokratik bir hukuk devletin teminatı olan bir partiyi suçlayarak partiden ayrıldı. Ne yapmak istiyor? Bence dediğim gibi hırsı aklının çok önüne geçti. Toplumda bir karşılığı var mı derseniz bence hiçbir karşılığı yok. Ama zamanlaması çok önemli. Burayı çok iyi düşünmek lazım. İleride tabii bu yine açıklanacak. Tarih affetmez gerçekleri muhakkak bir gün ortaya çıkacak ve kamuoyu da bunu öğrenecek. Muharrem İnce'nin yaptığı doğru mu, yanlış mı? Elbette parti kurabilir. Ama böyle suçlayarak ve yıllardır kendisini bir yere getiren partiyi aşağılayarak bir yere varamaz. Çok hassas bir dengede olan Türkiye'nin özellikle yeni girilecek seçimde 2021'de mi, 22'de mi, 23'de mi yapılır? Onu zaman gösterecek. O süreçte böyle bir girişimin bulunmasını ben düşündürücü buluyorum. Ve Muharrem İnce'nin de artık siyasi bir mevta olduğuna inanıyorum. Kendisinin son çıkışlar olacaktır. Toplumda da karşılık bulamayacak diye düşünüyorum.